Merhaba, bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Onur verdiniz. Siz de hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Efendim, 31 Mart seçimlerini değerlendirmiş olursak, hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem de Türkiye için hukuk, adalet ve demokrasi açısından nasıl değerlendiririz? Ben şöyle bakıyorum. Tekrardan filizlerini olarak görebilir miyiz? Evet. 31 Mart seçimleri çok önemliydi. Sadece bir yerel seçim değildi. Onun ötesinde anlamları vardı. Demokrasimiz için, ülkemiz için, toplumumuz için çok farklı anlamlar taşıyordu. Bir kere 31 Mart seçimlerinden önce genel olarak halkta, toplumda oluşan kanaat bu iktidar hiçbir şekilde gitmez. Sandık yoluyla, seçim yoluyla da iktidarı devretmez şeklinde bir kanaat vardı. Bu kanaat yok oldu. Tabii bu kanaat niçin önemliydi? Seçim yoluyla gitmiyorsa bunlar, yani seçimde hile yaparlar, devlet gücünü kullanarak baskı yaparlar ve hiçbir şekilde gitmez deniyorsa bunun anlamı şuydu. Her şekilde baskıya devam edecek. Vatandaşa, şirketlere, kuruluşlara, kurumlara hukuksuzluk daha da artacak. Dolayısıyla insanlar yurt dışına gitmek istiyorlardı. Paralarını yurt dışına kaçırıyorlardı. Yatırım yapmıyorlardı. Bilen yurt dışında çalışma kapasitesi olan herkes yurt dışına gitmeye çalışıyordu. Bir beyin göçü yaşadık, bir sermaye göçü yaşadık, sıkıntılar yaşadık. Ülkede yatırım yapılmaz hale geldi. Ekonomi bozuldu. Epey bir sıkıntıya girdi Türkiye. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri bu açıdan ülkeyi rahatlatan, ferahlatan, o kafalardaki soru işaretlerini gideren, endişeleri yok eden ve toplumu mutlu eden bir seçim oldu. Hukuk devleti konusunda, demokrasi konusunda, laiklik konusunda çok olumlu bir adım atılmış oldu. Türkiye sonuç olarak bir İslam ülkesi, Orta Doğu bağlantıları olan bir ülke. İlk defa bir İslam ülkesinde İslami motifleri olan, İslami olduğunu iddia eden bir iktidar 17 yıldan sonra iktidardan yine seçim sandığı yoluyla gidebileceğini göstermiş oldu. Türk toplumu bunu gösterdi. Biraz zor oldu. İstanbul seçimleri az bir farkla kazanıldığı için ona çok itiraz ettiler, çok direndiler ama sonuçta hukuk devleti açısından, demokrasi açısından güzel bir örnek olmuş olacak herhalde. Öyle düşünüyorum. Daha YSK kararı, nihai karar çıkmadı olağanüstü başvuruyla ilgili olarak ama onun da olumlu olacağını düşünüyorum. Peki olumsuz olursa, umarım öyle bir durum söz konusu olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal medyada seçmenlerin tweetlerine baktığımız zaman 24 Haziran içinde itiraz etsin, bu şekilde karşı bir hamle yapsın gibi önerilerde bulunuyorlar. Böyle bir durum olursa böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Dediğiniz gibi dilerim öyle bir durum ortaya çıkmaz ama şöyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlerde seçmenimizle, halkımızla, toplumumuzla, hatta seçmenimiz dışında kalan, bize oy vermemiş kesimlerle bile kucaklaştık, bütünleştik. Bizi hep haklı gördüler. Seçimlerle ilgili eğer bir yenileme kararı çıkarsa, biz Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri olarak, tabii bu benim düşüncem, seçimlere girelim, girmeyelim gibi ya da boykot edelim, bu tür bir kararı tek başımıza almayız. Bunu yine partililerimizle, seçmenimizle birlikte, toplumumuzla birlikte alırız. Çünkü şu ana kadar onlar bizi desteklediler. Dün gördünüz. Evet. Kendiliğinden oluşan mitingler, kalabalıklar, yani halkın büyük bir katılımı var, teveccühü var. Biz onu yine değerlendiririz. Onlar nasıl istiyorlarsa onların isteği doğrultusunda hareket ederiz. Kendi başımıza bir karar vermeyiz. Muhakkak ki onların kararı çok değerli olacaktır. Biz o karara uyarız. Ama çıkıp da bizim kararımız budur demeyiz. Halkın karşısında olmayız. Halkı karşımıza, böyle bir halkı, seçmeni karşımıza asla almayız.
peki Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir sözü vardı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2024-2023 seçimlerinde böyle bir iktidar yürüyüşü olarak değerlendirebilir miyiz? Bir umut ışığı doğdu. Yani evet. Siz biliyorsunuz. Demokrasi yeniden feyizlendi. Adalet ve hukuk karşı az da olsa sarsılan güven yerine gelmiş oldu. Böyle baktığımız zaman Türkiye'yi alma gibi bir politikası doğduğunu düşünülür yani seçmenler. Siz yani, düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim. Böyle bir ihtimal doğdu tabii ki. Fakat bizim bunun için sevinmemiz, ona göre hareket etmemiz için erken. Şu anda büyük bir sorumluluğumuz var. Biz yerel yönetimlerde iktidardayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Şeyden bakın, kıyılardan bakın. Hatay sırasıyla sayıyorum. Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir. Ne var? Ondan sonra Tekirdağ, İstanbul, Eskişehir, Ankara. Bütün bu büyük şehirlerde iktidardayız. Arada tabii İzmit merkezde, Bolu'da, buralarda da belediyeler aldık. Artvin'de, yani Kırşehir'de önemli yerler bizde. Ekonomik olarak Türkiye'de üretimin çoğunun gerçekleştirildiği, kültürel aktivitelerin çoğunun gerçekleştirildiği, nüfusun önemli oranda yüksek olduğu yerler bizde şu anda. Biz yerel yönetimlerde iktidardayız. Bu seçim başarısını yerel yönetimlerin idaresi konusunda da göstermemiz lazım. Çok zorluklarımız var. Çok büyük borçlar var. Çok büyük skandallar var, rezaletler var. Büyük araç filoları kiralanmış. Bolu biliyorsunuz evet. Çok büyük şehirde olmayan bir yer. Ama belediye başkanı arkadaşımızın söylediği bir söz var. Kimse bana envanter çıkaramıyor. Kaç araç olduğunu, ne kadar gayrimenkul olduğunu çıkaramıyorlar, veremiyorlar. Öyle hakikaten. Bu büyük şehirlerde çok daha fazlasıyla bu lakaytlık, laçkalık, düzensizlik, kaos maalesef var. Çok zor, borçlu, sıkıntılı, hesabı, kitabı olmayan belediyelerle karşı karşıyayız. Ama bunların bahane olmaması lazım. Bize bugün teveccüh gösteren, bizi seçen, bizi tercih eden, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih eden insanlar yarın bunun hesabını sorarlar. Bizim çok düzgün, düzenli bir şekilde çalışmamız lazım. Büyük bir sorumluluğumuz var. Şu anda iktidardaymış gibi büyük bir sorumlulukla gereğini yerine getirmemiz lazım. Şeffaf, hesap verebilir, düzgün çalışan, halkın taleplerini karşılayan belediyeler oluşturmamız lazım. Bunu yapabilirsek, ondan sonraki seçimlerde dediğiniz gibi merkezi idareyle ilgili olarak da iktidar şansımız muhakkak ki vardır. Ama şu anda büyük bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmemiz lazım her şeyden önce. Çok büyük ciddiyetle çalışmamız lazım. Çünkü bizden önce maalesef çok kötü çalışılmış. Evet. Çok büyük borçlar bırakılmış ve çok kötü kurumsallık açısından çok kötü işler yapılmış maalesef. Peki söylenenlerine göre eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'nin devraldığı belediyelerde işe gitmeden maaş alan AK Parti, AKP üyeleri olduğu söyleniyor ve bunların sayısında bir hayli fazla olduğu söyleniyor. Ayrıca İstanbul'da cemaatlere aktarılan paralar olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili nasıl bir politika izleyecek? Direkt bağlantıları kesecek mi? Bugün biliyorsunuz Mansur Yavaş tüm bağlantıları kesiyor ve en sonunda Osmanlı Spor'a olan para akışını kestiğini biliyoruz. Evet. Bunun bir Ekrem İmamoğlu da bayağı bir zorluk mu bekliyor? Belediyeler adı üzerinde toplumla sorumlu oldukları alanda yaşayanlarla özellikle ilgililer. Oraların ihtiyaçlarına cevap vermeleri lazım. Ama buralardaki tabii ki spordan da burada yapılması gereken kültürel faaliyetlerden de sorumludurlar ama öyle keyfi olarak kurulacak olan Osmanlı Spor gibi takımlar, onları birinci lige taşıma, yabancı futbolcular getirtme, oynatma böyle bir şey yok. Toplum spor yapabiliyor mu? Bunun için para harcıyor mu belediye? Onu anlarım. Ama siz yabancı futbolcuları getirince Ankara'da takım mı yok? Gençler Birliği var, Ankara Gücü varken tutuyorsunuz ve bunlar borç içerisindeyken siz sıfırdan bir takımı
birinci lige taşımışlardı. Geçen sene düştü Osmanlı Spor ve dünyanın parası harcanmıştı. Temaşaya yönelik, şova yönelik futbol gibi, profesyonel futbol gibi bir alanda destek olması bu şartlar altında beklenemez. Sayın Mansur Yavaş da doğru bir iş yapmış. Diğer belediyelerimizde bunlar söz konusu olacaktır. Her mahallede bir spor alanı, bir spor tesisi, halkın yararlanabileceği yüzme havuzları, mümkün olduğunca bunlara para ayrılsın. Ama Osmanlı Spor'a şimdiye kadar ne harcanmıştır? Herhalde bir 200 milyon bugünün parasıyla harcanmıştır. Çünkü yabancılara döviz olarak ödeniyor, euro veya dolarla paralar ödeniyor. Bu kadar işsizin olduğu, sıkıntılı olan, genç nüfusun fazla olduğu bir ülkede daha fazla toplum düşünülerek harcamaların yapılması, sporun da ona göre dizayn edilmesi lazım. Kesinlikle öyle. İstanbul'un ve Ankara'nın alınması Avrupa açısından Türkiye imajını biraz daha olsa tazelemiş görünüyor. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi? Yurt dışı nezdinde mi? Evet. Evet, yani Türkiye'nin demokrasiye, Türk toplumunun demokrasiye olan bağlılığı göründü en azından. Birçok yer takdir ediyor. Genel başkanımıza da bu konuda gelen tebrik telefonları ve yazıları var. Türk toplumunun ilk defa demokrasiye bu derece bağlı olduğunu ve bir şeyi başarabildiğini gördük. Neyi başarabildi? İslamcı bir iktidarın, gitme niyeti olmayan bir iktidarın baskılarına rağmen, devlet gücünü kullanmasına rağmen, suçlamalarına rağmen demokrasiyi tercih etti. Demokrasi içerisinde laiklik de tabii ki olmazsa olmaz koşuldur. Bu tercih edildi. Uluslararası alanda Türkiye tekrar kendisi gibi ülkelere, gelişmekte olan ülkelere, Orta Doğu ülkelerine, Asya'ya, İslam ülkelerine, hepsine örnek bir davranış sergilemiştir. Yani yıkılan imajını tekrar tazelemiş diyebilir miyiz? Öyle diyebiliriz kesinlikle, ama bunun devamlı olması lazım. Yani toplumun yaptığı bu tercihin bizim tarafımızdan da, yani Cumhuriyet Halk Partililer tarafından da, yönetim tarafından da pekiştirilmesi lazım. Boş olmaması lazım. Onun için üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor, onun farkındayız. Ekonominin gerekleri var, belki soracaksınızdır bu aşamadan sonra. Evet. Yapılması gerekenler var. Ekonomi berbat vaziyette, bir kriz içerisindeyiz. Dış politikada büyük sıkıntılar söz konusu, yapılması gereken işler var. İç siyasette yapılması, bu kutuplaşmanın, gerginliğin daha da gevşetilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili sorumluluklarımız var. Bir an önce üretim ekonomisine dönülmesi lazım. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Yani yapılması gereken çok çok iş var. Bunlarla ilgili olarak da başarılı olursak dışarısı sadece takdir etmekle kalmaz. Bir Türkiye örneği de dışarısı için oluşturmuş oluruz. Söylediğiniz gibi ekonomi kötü durumda. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir projesi, bir kriz var mıdır? Bir plan mı? Var. Bizim genel seçimler sırasında da yeni bir büyüme modeli, ekonomiyle ilgili farklı bir zihniyet ortaya koymuştuk. Paranın çok bol olduğu bir dönemde, 17 yıldan beri, 2000'lerin başından beri bu iktidar çok fazla borçlanma yaparak, özellikle özel sektörü ve kurumlarımızı ve hane halkını çok fazla borçlandırarak bu noktaya kadar getirdi. Yani sadece kamu borçlarına bakmayın. Özel sektörün borçlarına baktığımızda, şahısların borçlarına da baktığımızda yapılan şu: borçlanma yapılmış dışarıdan, alınan o borçlar şu Ankara'da özellikle Eskişehir, Konya aksında gökdelenlere çevrilmiş, camlı büyük gökdelenler yapılmış. Ama tek bir fabrika yapılmamış. Evet. Kamu tarafından bu dönemde yapılan tek bir fabrika yok. Aksine satılan fabrikalar var, biliyorsunuz. Şimdi bu dönemde üretime dönük yatırımların yapılması lazım. İstihdam yaratan yatırımların yapılması lazım. Çok iyi bir şekilde bir sanayi envanteri çıkarılması, hangi alanların destekleneceğinin net olarak tespit edilmesi lazım.
desteklenecek veya artık desteklenmesinde rekabet gücü olmayan alanlar, işletmeler, sektörlerin belirlenmesinde çok büyük yararlar. Tarımdan başlayarak üretimi desteklememiz şart. Bunlarla ilgili olarak da özellikle büyük şehirlerimizde bugün aynı zamanda köy enstitülerinin 79. kuruluş yıl dönümü, yanlış hatırlamıyorsam 79 olması lazım. Biz köy enstitülerinden sonra şimdi nüfusumuz ağırlıklı olarak kentlerde, ama kentlerde de toplumda kültürel eğitim alanlarında özellikle sıkıntılar var. O kültür ve eğitim seviyesini yükseltecek bir yatırıma girişeceğiz. Kent enstitülerini kuracağız köy enstitülerinden sonra. İnşallah yani insanların teknolojiyle ilgili, belli bir yaşa geliyorsunuz, bilgisayar kullanımından haberiniz yok. Sadece okuma yazma değil. Belli programları öğrenmek istiyorsunuz. Teknolojiyi kullanmak istiyorsunuz. Daha hayatla ilgili öğrenilmesi gereken, bilinmesi gereken, tarihten spora kadar, müzik enstrümanları öğrenmekten, doğada doğayla ilgili bilgilerinizi yükseltmeye kadar çok alan var. Bu alanlarda kent enstitülerinin çalışmaları olacak. Yerel yönetimlerde bunu da yapmaya çalışacağız. Peki yerel yönetimlerle oturacağınız projeler arasında iş istihdamı geliştirmek? Kesinlikle tabii ki. Öncelikle istihdamı olacak. Çünkü 800 milyona yakın şu anda işsizimiz var, evet. Ve bunların önemli bir ölçüde genç ve üniversite mezunlarından oluştuğunu da görüyoruz, biliyoruz. İstihdam meselesini halledemezsek, bu işsizliği çözemezsek Türkiye'nin geleceği olmaz. Barış içerisinde yaşayan huzurlu bir toplum olamaz. Biraz önce görmüşsünüzdür odamda, bugünden beri sürekli olarak geliniyor. Yani seçimden sonra özellikle ziyaretler arttı. Herkesin talebi hemen hemen %90 oranında iş. Evet. Herkes iş talep ediyor. Çok büyük bir işsizliğimiz var. 8 milyon aşkın işsiz demek, nüfusu 10 milyonu biraz geçen bir Yunanistan var. Bir ülke nüfusu kadar işsiz demek. Türkiye bunu çözmek zorunda. Yoksa işsizlikte huzur olması, güvenlik olması, mutluluk olması mümkün değil. İlk hedefimiz istihdama yönelik çalışmalar yapmak belediyelerde. Peki programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu hafta konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Koşoğlu'ydu. Gelecek hafta farklı bir konukta buluşma